Turan Hanan Wa ya mana kho Fransızca aynı isimdeki bir çizgi roman serisinden uyarlanan Küresel ısınmayı Halledeceğiz diye atmosfere yarak kürek gazlar salınması sonucunda dünyanın bayağı bildiğin derin dondurucu kıvamına getirildi. Kuyruk vagonlarındaki kalabalığın esen yurdu aratmadı. Tüm dünya göte gelirken bütün dünyayı Evet yanlış duymadınız bütün dünyayı. Birbirine bağlayan bir tren yolunun nasıl yapıldığını anlayamadığımız. Ayrıca niye bütün dünyayı dolaşan bir tren yolunun yapıldığını da anlamadığımız. Abi yap şu yolu paşalar gibi Konya Ovası'na. Tren dönüp dursun amına koyayım. Bu arada şu haldeyken bile medeniyetin bize teğet geçtiğine şahit olduğumuz. Durursan ölürsün mottosuna sahip bu yapımda. İnsanlar tam tamına bin bir vagondan oluşan ve 16 kilometre uzunluğundaki bir trenin içinde hayır yaşamaktadırlar diyeceğim de amına koyayım herifler şunu yiyorlar. Yani bu yaşamaksa ben böyle hayatın haleti ruhiyesine sokayım. Aç öl onurlu kalamına koyayım bu ne lan? Oğlum adamların kaldığı yere kuyruk demişler ama aslında göt deli demeleri gerekiyormuş yani düşünün sefilliği. Hayır ön kısımdakiler de lord gibi yaşıyorlar ha. Bir elleri balda öteki elleri fingir fingir takılıyor. Hayır mesela benim aklıma şey takıldı. Bu herifi 1001 vagonda durduran neydi acaba? Niye 1002 değil de 1001? 1003 de olabilirdi. Hayır düz 1000 yapsan olmuyor muydu? Lokomotifin gücü o kadar vagona mı yetiyordu amına koyayım? Hay ne bileyim belki sırf kıllık olsun diye yapmış da olabilir ha. İnsan merak ediyor yani. Yalnız o değil de. Kaptan Amerika abi diyor ki, ölmedik ama Allah şükür çok iyi süründük. Kendimi ortada oda doğmuş yan çar gibi hissettim valla. Yeri geldi insan eti de yedik. Oğlum adam insan eti için tadı fena değildi diyor. Bak herif yamyamlık yapmış. Elinde mızrak götünde yaprak olan Afrika kabilelerinden biri de değil bu herif ha. He. Hacı abi, sen değil miydin takribi 700-800 vagon önce çekirgeden yemek yapılıyor diye midesi bulanan? Ne çabuk unuttun lan insan götü kemirdiğin günleri şükürsüz piç. Evladım o elindeki bana lazım. Niye ki ne? Götüme sokacağım lan sanki anlatsam anlayacak Çocuk ne istedi abi? Top istedi. Top mu? Niye ki ne? Götüne sokacakmış. Ne bileyim niye? Yaptı zıbana bana bak. Şimdi olay şu kankalar. Bu göttekiler yaşam koşullarından rahatsızlar. Daha iyi yaşam koşulları istiyorlar. Ekmek yok, çay yok. Hadi onu geçtim bu kadar insan nereye sıçacak yani? Bir defa yol yok abi yol. E tabi haliyle devrim yapıp tren yönetimini al aşağı etmek gibi bir planları var. Yalnız bu elemanlar iki vagon sonrasında ne olduğunu bilmiyorlar. Hiç görmemişler ki. Adamlar resmen orta çağda köyünü terk etmemiş köylü gibi gitse gidemiyor, kalsa gönül razı değil. Bu arada ön taraftakiler de apayrı bir kafada. Yani Wilford abi treni yapmış, insanları kurtarmış. Hatta belki de insanlığı yok oluştan kurtarmış tamam da. Adama Hazreti Nuh muamelesi yapmanın da alemi yok oğlum. Lan adam parayı veren düdüğü çalar diyerek nerede zengin, nerede elit var Onları öne doldurmuş işte la. Neyin kafasındasınız hacılar? Kuyruktakiler de biletsiz ara durakta trene sızan öğrenci gibi binmişler trene. Tamam bunlar iyi güzel de hacı abla siz niye peygambercilik konuyorsunuz lan? Neymiş efendim? Tren kutsalmış. Yok lokomotif ilahiymiş falan. Ablacım adam lokomotifin içinde röpte şambırla geziyor. Ki yerlerde dikkatinizi çekerim laminant kaplama. Hayır normal şartlarda akıl hastanesine kapatılıp yatına katına servetine çökülecek kıvamdaki adamı Kutsal bellemişler oğlum. Şey uçmaz. Mürit uçurur derler ya. He? İşte onun trenli versiyonu. Neyse ablamız ben size icat yapmak yasak demedim mi? İnsan olun yerinizi bilin. Siz trenin götünde yaşıyorsunuz. Götsünüz götlüğünüzü bilin. Diyerek bu abinin kolunu dondurulmuş sosise çeviriyor. Hayır öldürsen daha iyiydi ablacım. Ulan şöyle bir dünyada bu adamın tek kolla yaşama şansı nedir? Biri bana açıklasın. E tabi olaylar icat yasak top yasak bu adamlar nereye sıçacak durumuna gelince Kaptan Amerika abi sokarım yapacağınız işe deyip devrimi başlatıyor. Yani şimdi devrimi başlatıyor dediğime bakmayın kankalar. Kimsenin aklında devrim yoktu da Kaptan Amerika abimiz bir yandan millete kaza getirdi. Herkesin aklına karpuz kabuğunu o düşürdüğü gibi bir durum yok. Herkes zaten kafada devrimi başlatmış da adını bu koydu işte. Ne hikmetse devrimcilerin geçeceği kapıların nasıl açıldığını bilen bir güvenlik uzmanı da hapisteymiş. Bu elemanı kurtarıp kapıları açtıracaklar. Bu hapiste zaten kuyruk kısmına yakın olmasın mı bir de? Bak şu Allah'ın işine de mi? Yalnız yapımı izlerken aklıma şu takıldı. Ulan ülkece şu trende olsak acaba bizim kısmetimize hangi vagon düşerdi diye düşünmekten kendimi alamıyorum. <laughs> Bugün de hayallere daldık çok şükür. Baba dur! Kapının arkasında Afganlar var. Kaptan abi bunlar ne yapıyor böyle? Kılıçdaroğlu olay değildi. Yalnız abilerde komple B12 eksikliği var galiba. Ya da bu bereleri böyle takarak kendilerine peşmerge konsepti yapmak falan istedilerse eğer. Neyse kavgalar ediliyor, silahlar ateşleniyor, zaferler kazanılıyor, Sırat Köprüsü'nden geçiliyor, ve final boss'un bulunduğu kapıya geliniyor. Yalnız tabi oraya gelene kadar neler görmediler ki? Oğlum herif trenin içine tam teşekküllü şehir inşa etmiş. Serası var, akvaryumu var, okulu var, terzisi bile valla terzisi. Onu bunu bırak diskosu var. Şu tiplere bak oğlum. Dışarıda sıcaklık eksi ebesinin görekesi. Her şey değişmiş. Utanmasa mamutlar yeniden yürüyecek. Yani ama şu eğlence kültürünü mü saklamayı uygun gördünüz gerçekten? ortam olmuş Şanzelize kafe Kaptan Amerika abi de devrim yapacağını falan sanıyor. E tabi Kaptan Amerika abimiz Şanzelize kafeyi görünce oluyor mu sana şaşkın ördek yavrusu? Ulan diyor acaba diyor tren yolunu şaşırdı da yanlışlıkla bağcılardan falan mı geçti? Yoksa yanlışlıkla trene bağcılardan gelen bir şey mi musallat oldu acaba diyor. Ya tamam abim emekli polis Reşat amca gibi gidip sudoku çözün de demiyoruz da. Ulan burada tüketilen alkol nereden geliyor hacılar? Onu deyin bir bana hele ya. La sırf Ukrayna'da savaş var diye vodka fiyatları fırladı. Böyle bir durumda bir vagon dolusu dingele yetecek kadar içki üretilebilir mi oğlum? Sesi duydun mu Kaptan Amerika? Ne sesi abi? Ben bir şey duymadım. Ben de onu diyorum. Mis gibi sessizlik. Gel benim yerime geç. Ben de emekli olayım. Biftekler de bonus olarak geliyor haberin olsun yani. Emekli mi? Nereye yerleşeceksin Hacı dayı? Yozgat'a mı? Ya da seni sağda müsait bir yerde tükürelim mi? Ne diyorsun? He. Onu iyi dedin ya. Hiç düşünmemiştim onu biliyor musun? E ben döneyim bari. Oğlum şimdi herkes bu yapım için toplum eleştirisi, sistem eleştirisi falan demiş ama bu yapım dünya genelinde 100 milyon dolar da hasılat elde etmiş. Mesela bu yapım vizyona girdiğinden beri Karbon salınımı azaldı mı? Afrika'daki iç savaşlar bitti mi? Issız Acun kaldı mı? Alper Tunga öldü mü? Oğlum bütün dünyadaki sistemi 40 milyon dolarlık bir yapımla değiştirebileceğini düşünenler varsa elimde sahibinden ikinci el az kullanılmış köprü var haberiniz olsun. Yorumlara mail bırakın ben size dönerim. Hiçbir sike sap olamamış ve sosyal medyadan atarlı giderli mesajlar paylaşarak laf soktuğunu sanan beyaz yakalıları vicdan mastürbasyonuna tabi tutan ve sistemi eleştirerek sistemin değişeceğini sanmalarına sebep olan bildiğin Hollywood illüzyonu amına koyayım bu. İzleyin geçin ne çok anlam yüklüyorsunuz da eşyalara. Oğlum valla senarist bile bu kadar derinlemesine düşünmemiştir. Bakın mesela izlerken bence hiçbiriniz şu detayı fark etmemiştir. Koca trende. Evet koca trende. Başvuru yapsa belediye statüsü kazanacak kadar kalabalık var. Ama o tren içinde bir tane bile siyasetçi yok. Oğlum bir defa eğer dünya böyle tarraklara gelecekse. Yani ben yanlış bilmiyorsam ilk önce siyasetçiler doldurur o treni. İlk 3-5 yılda fena gitmez ama sonrasında fokurdamalar başlar. Oğlum ben bu siyasetçileri acık biliyorsam önce Wilford abi indirirler. Sonra her şey kötü gitmeye başlayınca da hava durumunu suçlarlar amına koyayım. Al sana sistem eleştirisi. Hayır bunun dizisi de ayrı faciaydı. Kıyamet sonrası dünyada darbe yapıp demokrasi kurmaya falan çalışıyorlardı. Düşünün artık yani. Kısacası insanları kurtaracağım diye çıktım yola. Cezalandırdım herkesi. Bu kap kara kışta. Devrim yapacaktık. Trende güya. Ulan kala kaldı Çinli kız, Afrikalı veletle baş başa. Temalı bu yapım bizim için.